Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Enfal suresinden devam edeceğiz. 11 ve 16. ayetler arasını değerlendireceğiz. Burası da yine Bedir Savaşı ile alakalı ayetlerden meydana geliyor. Allah-u Teala Müslümanların yapmış olduğu bu ilk büyük savaşı bu surede değerlendiriyor. Çok değişik veçeleriyle bize anlatıyor. İz yuvaşşikumun nuase emaneten minhum. Allah-u Teala burada savaş esnasındaki ilahi inayetlerinden bazılarına dikkat çekiyor ve buyuruyor ki Allah'tan bir güvenlik olarak, size emniyet verici bir durum olarak hafiften bir uyku sizi bürüyordu. Ve yunezzilu aleykum mines semai ma'a, ve Allah gökten bir su indiriyordu, yağmur yağdırıyordu. Liyudahhirakum bihi, bununla sizi tertemiz kılmak için. Ve yuthibe anküm ricze şeytan, şeytanın vesvesesini sizden gidermek için. Ve liyarbita ala gulubihim gulubikum, ve kalplerinizi tam bağlamak için, yani kalplerinize tam bir kuvvet vermek için. Ve yusebbite bihil akdem, ve ayakların bu şekilde sabit olması için Allah böyle yapıyordu. Burada Cenab-ı Hakk'ın bazı ikramlarına dikkat çekildi. Savaş esnasında Allah-u Teala müminlere bir uyku veriyor. Bu tefsirlerde şöyle açıklanır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeleriyle beraber Bedir'e kadar geldi ve Bedir'de bir orduyu bir yere yerleştirdi. Sahabeden bir zat, ya Resulallah dedi, bizim buraya yerleşmemiz sizden bir tercih midir yoksa Allah'tan bir vahiy midir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bir vahiy gelmediğini, kendi tercih olduğunu söyleyince bu zat, ya Resulallah, Bedir kuyusunu tutmamız bizim için daha uygundur, daha stratejik bir yerdir dedi. Ve Peygamberimiz bunu uygun gördü ve ordu oraya yerleşti. Ve uzun zamandır yoldalar, yorgun vaziyetteler. Karşı tarafta da kendilerinin 3 katı düşman var. Ve bu düşmanın elindeki silahlar kendilerine göre çok daha ileri durumda, çok daha gelişmiş durumda. Normal şartlar altında Müslümanların, müminlerin kuvve-i maneviyesini kıracak çok durumlar var. Ve uykusuz vaziyetteler, düşmanın karşısında da uyunmaz. Ama Allah-u Teala onlara hafiften bir uyku veriyor. Düşman karşısındayken, henüz daha savaş başlamamışken onlara hafiften bir uyku veriyor. Ve böylece ellerindeki mesela kılıç, kalkan gibi şeyler ellerinden düşüyor. Hafiften bir uyukluyorlar. Bu hafiften uyuklamayı hepimiz zaman zaman biliriz. Başımızdan geçmiştir. Çok uykusuz olduğumuz bir zamanda böyle 5 dakika bile bir uyuyabilsek, hatta 5 dakikaya bile belki lüzum yok, hafiften böyle bir kendimizden bir geçsek, bu bizi rahatlatıyor. Tecrübelerimizle sabittir. Ama normal şartlar altında düşman karşısında uyunmaz. Göze uyku girmez. Allah-u Teala Müslümanların rahatlamaları için, daha böyle dinlenmeleri için böyle bir uykuyu onlara veriyor. Ayet-i Kerime buna dikkat çekiyor. İz yuvaşşikumun nuase emaneten minhum. Allah'tan bir emniyet olarak hafiften bir uyku sizi bürüyordu. Ve yunezzilu aleykum mines semai ma'en liyudahhirakum bihi. Sizi tertemiz kılmak için semadan bir yağmur yağıyordu. Ve yuzhibe anküm rizze şeytan, ve şeytanın vesvesesini Allah sizden gidermek istiyordu. Yani bir kısmı gece uyuduğunda ihtilam olmuşlar. Etrafta da yıkanabilecek su yok. Şeytan bu noktada vesvese veriyor. Ve diyor ki düşmanla savaşacaksınız. Belki de öleceksiniz. Ama cünüp olarak savaşacaksınız. Pisi pisine gideceksiniz. Normalde su olmadığında insan zaten illa banyo yapmakla mükellef değil. Ama yine de gönlü rahat olmaz. İşte gönüllerinin de rahat olması için Allah-u Teala gökten yağmur yağdırıyor. Bolca bir yağmur yağdırıyor. Ve o yağmurla ihtiyacı olanlar bu şekilde
banyolarını da yapmış oluyorlar ve şeytanın bu gibi vesvesesinden selamette kalıyorlar. Ve aynı zamanda kalpleri daha böyle bir güvenle dopdolu oluyor. Kalpleri daha imanla, inançla dopdolu hale geliyor ve ayakları da daha böyle sebat ediyor. Ayakları kaymıyor. Bütün bunların, bu neticelerin elde edilmesi için Allah-u Teala onlara hem hafiften bir uyku veriyor hem de gökten yağmur indiriyor. İz yuhi rabbuke ilel melaike, Rabbin meleklere o zaman şöyle vahyediyordu. Enni ma'akum, ben sizinle beraberim. Fethebbitüllezine amenu, siz de iman edenlere sebat veriniz. Yani melekler iman edenlere nasıl sebat veriyor? Doğrusu bunu doğrudan bilemeyiz. Ama her insan kendi hayatında zaman zaman böyle bir ferah, bir inşirah hali duyar. Ve Allah-u Teala şu alemde sebeplerle tasarrufta bulunduğundan bizdeki o inşirah hali de belki bize gelen bir meleğin bize bıraktığı bir şey. Bu anlamda değerlendirilebilir. İşte Allah-u Teala meleklere iman edenlere sebat verin, müminlere sebat verin, bunu meleklere bildiriyor. Ve bunu vahiy yoluyla bildiriyor. Burada vahiy derken, vahiy sadece Allah'ın peygamberlere mesajını ifade etmez, Allah'ın genel anlamda konuşması. Bu elçiler aracılığıyladır veya doğrudan kalbe ilka edilen bir manadır. Şöyle veya böyle, hangi şekliyleyse, işte Allah-u Teala meleklere bunu bildiriyor. Onlara talimat olarak bunu veriyor ve iman edenleri, müminleri sebat sahibi kimseler haline getirin. Onların kalplerine sebat verin. Bunu emrediyor. Se'ulgî fî gulûbillezîne keferur rûb, ben o kafirlerin kalplerine korku bırakacağım. Bu da son derece önemli. Düşman derken ehli imana düşman olanlar, bunlar genelde ehli imandan korku da duyarlar. Ehli iman sayıca az da olsa Allah onlara bir heybet verir ve düşmanları ondan gerçekten korkarlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu ifade ediyor. Bir aylık mesafeden düşmanımın kalbine korku salmak, böyle bir nimet bana bahşedildi diyor. Günümüzde de yine benzeri durumlar söz konusudur. İman edenlerden, gerçekten samimi iman etmiş olan kimseler yapmış oldukları faaliyetlerde sayıları az da olsa sayıları çok olanlara galip gelebilmektedir. Ve o sayıca çok olan diğer insanlar ehli imandan korkmaktadırlar. Bedir Savaşı'nda da benzeri bir durum söz konusu. Allah-u Teala kafirlerin kalplerine korku bırakıyor ve iman edenlerin kalplerine de sebat bırakıyor. Fadribu fevgal a'nak, artık siz bu meleklere bir emir yine, boyunlarının fevkine vurun. Vadribu minhum külle benen, ve onların parmaklarına vurun. Boyunlarına vurulması onların idraklerini etkileyen bir durum. Parmaklarına vurulması, malum bir insan silahı elleriyle tutar, parmaklarıyla tutar. Ama parmaklarında derman kalmamışsa, elinde derman kalmamışsa doğru dürüst kılıcı veya oku veya diğer silahı tutamaz. Ve meselenin belki psikolojik yönü de ayrıca tahlil edilebilir. Bir insan düşman karşısında korktuğunda elleri titremeye başlar. Bu gibi olaylar da demek ki meleklerin de tasarrufuyla oluyor. Melek arka planda, o gözle görmediğimiz alemde meleklerin onların ellerine vurması, onların boyunlarına vurması, böylece onları savaşamaz bir hale getirmeleri, korkar bir hale getirmeleri söz konusu. ذَٰلِكَ بِيَنَّهُمْ, bunun sebebi şu, çünkü onlar شَاقُ اللّٰهُ وَرَسُولَ, Allah ve Resulüne muhalefet ettiler. Yani o kafir olanlar Allah ve Resulüne savaş açtılar, muhalefet ettiler. وَمَنْ يُشَاقُكِ اللّٰهَ وَرَسُولَ, kim Allah ve Resulüne muhalefet ederse فَاِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْاِقَابِ, Allah'ın ikabı, Allah'ın cezalandırması çok şedittir. Yani Allah-u Teala dilese hiçbir meleği de kullanmadan doğrudan bütün kafirleri helak edebilir. Bütün kafirleri bir anda taş yapabilir. Bir anda hepsini felç edebilir. Ama
Allah-u Teala'nın bu alemdeki tasarrufları sebepler vasıtasıyla oluyor. Güneşle aydınlatıyor, bulutla yağmur gönderiyor, ağaçlarla meyve gönderiyor. Benzeri bir şekilde savaş gibi durumlarda meleklerle ehli imana yardım ediyor. Bu melekler ehli imanın kalplerine sebat veriyor, ayaklarına sebat veriyor. Kafirlere bakan yönüyle de, din düşmanlarına bakan yönüyle de onların boyunlarına, parmaklarına vurmak suretiyle onları savaşamaz hale getiriyorlar. Ve bunun neticesinde ehli iman kuvvetli hale geliyor ve karşılarındaki kimseler zayıf hale geliyor. Sayıları çok da olsa bir şey yapamıyorlar. Zalikum fezuquhu, işte tadın bu azabı. Ve enne lil kafirine azaben nar, ve kafirler için ateş azabı vardır. Yani kafirler dünyada da mağlubiyetin acısını tadacaklardır. Kafirler şu dünyada da bir takım cezalarını çekeceklerdir. Bedir Savaşı'nda da böyle olmuştur. Daha önce Peygamberimize ve Müslümanlara yapmadık eziyet bırakmayan Ebu Cehil gibi kimseler Bedir Savaşı'nda öldürülmüştür. Ve küfür cephesi Bedir Savaşı'nda çok büyük bir darbe yemiştir. 70 tane önde gelen kişileri hayatını kaybetmiştir. 70 tane de esir alınmıştır bunlardan. Ve mallarını, silahlarını bırakıp kaçmak durumunda kalmışlardır. Yani ehli küfür açısından dünyada da bir ceza var. Ama diğer alemde de ceza var. Diğer alemde cehennem ateşi var. Ya eyyühellezine amenum, ey iman edenler, اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا زَحْفًا, kafirlerle büyük bir ordu halinde karşılaştığınızda, فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْاَدْبَارِ, sakın sakın arkanıza dönüp kaçmayın. Burada zahfen kelimesi karşıdaki büyük bir topluluğu ifade ediyor. Yani 10 kişilik bir topluluk buna dahil olmaz. Ama yüzlerce kimse bir araya gelmiş, grup halinde saldırıyorlar veya binlerce kişi saldırıyorlar. Bunlar için kullanılan bir kelime. İşte ehli imana yönelik bir hitap var burada. Ve bu surede ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, bu sıkça tekrarlanır. Ve bu ifadede şöyle bir mesaj da vardır. İman etmek böyle hareket etmeyi gerektirir. Yani bir Müslüman savaş halinde düşmanın sayısı ne kadar fazla da olsa normalde düşmanın karşısında geriye doğru kaçmaz. Ancak bunun istisnası vardır. Onu da ayetin devamında söylüyor. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَ اِذِنْ دُبُرَ, kim o düşmanla karşılaşma zamanında gerisin geriye kaçacak olursa, اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ, yani savaş için bir tarafta yer almak, cephe değiştirmek, ev mütehayyizen ila fiyetin, veya başka bir topluluğa katılmak gibi özel durumlar olmaksızın kim düşmandan doğrudan kaçacak olursa, fakat ba'e bi gadabin minallah, Allah'ın gadabına maruz kalır. Ve me'vâhu cehennem, ve onun varacağı yer cehennemdir. Ve bi'sel masîr, ve orası ne kötü bir varış yeri, ne kötü bir akibettir. Değerli izleyenlerim, kebair diye bir kavram vardır. Büyük günah anlamında. Özellikle bunlardan 7 tanesi daha meşhurdur. Bu 7 büyük günahtan birincisi Allah'a şirk koşmak. Bir başkası diyelim faiz, bir başkası zina, bir başkası hırsızlık. Bu gibi günahlar var. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de açıktan yasaklanmış olan şeylerdir. Bu 7 büyük günahtan bir tanesi de bu ayet-i kerimede nazara verilen düşmanın karşısında durmayıp düşmandan kaçmak. Bu gerçekten bir Müslümana yakışmayan bir durumdur. Ayet-i kerime zaten ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler demek suretiyle buna dikkat çektim. Yani iman etmek düşmanın karşısında sebat etmeyi de gerektirir. Ve bir Müslüman, bir mümin elbette ve elbette normal şartlar altında düşmandan geriye kaçmaz. Düşmanı gördüğü zaman ondan kaçmaz. Bunun istisnası yok mudur? Buna daha sonra bir açıklık getiriliyor. Ancak
bir tarafa çekilmek tarzında olabilir. Mesela bazen bir savaş siyaseti olarak bu uygulanır. Alparslan'ın Malazgirt'te yaptığı gibi merkez sanki mağlup olmuş gibi geriye çekiliyor. Kenarlar onlar yine kenarda kalıyorlar ve bir hilal tarzında düşman içlerine doğru çekiliyor. Ardından birleştirildiği zaman düşman çepeçevre sarılmış oluyor ve bu şekilde galip geliniyor. Bu kaçmak değildir. Bu bir savaş stratejisidir. Güzel bir stratejidir. Bu yapılır. Bu manada düşmandan geriye doğru kaçar görülmek ama neticede dönüp işini bitirmek, bu yapılır. Öte yandan düşman sayı itibariyle çok fazla olur. Diyelim Mute Savaşı'na örnek verelim. Mute Savaşı'nda Müslümanların sayısı 3000 kadardı ama bunların karşısında 100.000 civarında bir Hristiyan topluluk vardı, Bizans ordusu vardı. 3000 ile 100.000 arasında gerçekten tenasüp yok. 3000 kişi 100.000 kişiyle doğrudan savaşamaz. İşte Halid bin Velid böyle bir olayda ordunun başına geçiyor ve 17 kişi ancak hayatını kaybediyor o savaşta Müslümanlardan. Ustalıklı bir manevrayla orduyu tekrar Medine'ye getiriyor. Medine'ye dönüldüğünde bazı Müslümanlar işte Halid bin Velid orduyu kaçırdı. Savaşmaları gerekirken kaçtılar gibi ifadeler kullanıyorlar. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Halid bin Velid'in doğru bir şey yaptığını, isabetli hareket ettiğini ifade ediyor. Demek ki normal şartlar altında savaşılabilecek durumlarda düşmandan geriye kaçılmaz. Ama özel durumlarda düşmanın sayısı çok fazladır. Böyle bir durumda geriye kaçmak, bu doğrudan kaçmak sayılmaz. Çünkü maksat kaçmak değil, yine düşmanla karşılaşmak ve düşmanın işini bitirmektir. Halid bin Velid ölümden korkan bir insan değil. Ve orada savaşan insanlar ölümden korkan insanlar değil. Ama göz göre göre %100 ölüme kendini atmak, %100 tehlikenin içine kendini atmak, bu da uygun değil. Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى تَهْلُكَ Kendinizi kendi ellerinizle bile bile tehlikeye atmayın. Bu da yine bildiriliyor. Yine bu sure içerisinde Allah-u Teala Müslümanlardan 20 kişinin kafirlerden 200 kişiye, 100 kişinin 1000 kişiye galip geleceğini bildiriyor. Ama hemen ardından Allah diyor sizde bir zaaf gördü. Eğer diyor sizden sabreden 100 kişi olursa 200 kişiye galip gelir, 1000 kişi olursa 2000 kişiye galip gelir. Burada şöyle ölçüler görmekteyiz. Demek ki İslam'ın ilk döneminde bir Müslüman velev 10 katı da olsa düşmanın sayısı onlarla savaşmakla mükellef. Ama daha sonra Müslümanların sayısı artmıştır. Sayı artınca kalite bir derece düşer. Ve artık 1'e 10 değil 1'e 2. Yani karşı taraf Müslümanların 2 katı olduğunda yine Müslümanlar onlarla savaşmakla mükellef. Ama 2 kat değil de daha fazla olduğunda gerekirse geri çekilebilirler. Ama bu geri çekilmek kaçmak için değil, uygun bir ortam olduğunda tekrar dönmek ve savaşmak için olmalıdır. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın ışığında nurani bir hayata mazhar eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.